Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için çok lezzetli bir çiçek ekmek tarifi hazırladım. Yapımı hem çok basit hem de gerçekten çok lezzetli oluyor. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak 1,5 su bardağı ılık suyu alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Sonrasında bir paket instant maya ekliyorum. İsterseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı şekeri de ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Mayanın hızlı bir şekilde aktifleşip hamurunuzun güzelce kabarması için Kullandığınız suyun ılık olmasına lütfen özen gösterin. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Tarifim için 1 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın akını hamur ekliyorum. Sarısını üzerine sürmek için kenar alıyorum. Bu iki malzemeyi de ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. En son unu ve tuzu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Sizler lütfen ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Ben tarifim için toplamda 3 su bardağı un kullandım. Yine kullandığım su bardağı haczi 250 ml. Unun bir kısmını ekledikten sonra son olarak bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Hazırladığımız hamur ne kadar yumuşak ve ele yapışan bir kıvamda olursa ekmeğimiz o kadar güzel olacak. O yüzden ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Bu esnada hamura elimizi sürmeyeceğiz. Sadece karıştırarak hazırlayacağız. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamur kıvamını alıp toparlandıktan sonra yaklaşık 3 dakika boyunca bu şekilde karıştırıyorum ve hazırlıyorum. Güzelce karıştırılması oldukça önemli. Hamur yoğruldukça kıvamı çok daha güzel oluyor ve gördüğünüz gibi ipeksi bir dokuya sahip. Güzelce karıştırdığım hamur artık hazır. Şimdi üzerine hava almayacak şekilde kapatarak 1 saat boyunca mayalandırıyorum. Hamuru 1 saat boyunca mayalandırdım ve gördüğünüz gibi 4-5 katına çıktı. Şöyle sizlere hamurun ne kadar güzel mayalandığını detaylı şekilde göstermek istiyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi hazırladığınız hamur ne kadar yumuşak olursa tarifiniz o kadar güzel olacaktır. Sonrasında hamurun havasını alıyorum. Her mayalı hamurda özellikle belirtiyorum. Lütfen hazırladığınız hamurların havasını almayı ihmal etmeyin. Böylelikle yerken mayanın tadını hissetmeyeceksiniz. Şöyle bir toparladıktan sonra tezgaha çok az un serperek hamuru tezgaha alıyorum. Kenarlardan içeri doğru katlayarak hamurumu toparlıyorum ve çok kısa süre yoğuruyorum. Güzelce yoğurduktan sonra bezelerimi alarak yuvarlayacağım. Hazırladığım hamuru ilk olarak ikiye kesiyorum. Sonrasında kestiğim hamurları 7 eşit parçaya ayırıyorum. Bezelerinizi alırken eşit almaya özen gösterin lütfen. Hamurların tamamını eşitledim ve hazırladım. Şimdi bu hamurları yuvarlayarak belli aralıklarla tepsiye diziyorum. Tüm hamur bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Sonrasında tekrar üzerini kapatarak tepsi mayasında bekleteceğim. Hamurların tamamını dizdikten sonra üzerine hava almayacak şekilde bir poşet kapatıyorum ve bir 15 dakika dinlendiriyorum. Diğer bir taraftan da fırınımı 200 derece alt üst ara açarak ısıtıyorum. Ekmeğimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Hamurları 15 dakika dinlendirdim. Çok güzel bir şekilde kabardı ve gördüğünüz gibi hamurlar birbirine yapıştı. İstediğimiz kıvama ulaştık. Şimdi kenara ayırdığım yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı süt ekledim. Güzelce çırptıktan sonra fırça yardımıyla üzerlerine sürüyorum. Yalnız bu aşamada biraz dikkatli oluyoruz. Yumurta sarısını sürerken hamurun havasını söndürmemeye özen gösteriyoruz. Tamamına yumurta sarısı sürerek hazırladım. Şimdi bir tane hamurun üzerine haşhaş tohumu serpiyorum. Diğerinin üzerine kavrulmuş susam serpiyorum. Diğer bezenin üzerine de hem çiğ susam hem de çörek otu serpiyorum. Sizler dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Diğer 3 hamura da aynı şekilde serptikten sonra ortadaki hamura hepsinden serpiyorum. Ekmeklerim fırına girmek için hazır, önceden ısıttığım 200 derecelik alt üstlerle fırına koyarak pişiriyorum. 30 dakikanın sonunda pişen ekmekleri fırından çıkartıyorum ve biraz soğumaya bırakıyorum. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Muhteşem görüntüsü ve lezzetiyle çiçek ekmeğim artık servis için hazır. Hemen sizlere bir de doku testi yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla malzeme gerektirmiyor. Üstelik yapımı da oldukça basit. İnşallah sizler de bu tarifimi denediğinizde çok memnun kalacaksınız. Sizlerden ricam lütfen tarifimi uyguladığınızda hem vermiş olduğum ölçülere sadık kalın hem de lütfen belirttiğim detaylara dikkat edin. Ekmeğimin içi gördüğünüz gibi gözenekli ve yumuşacık oldu. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.